Merhaba arkadaşlar, Otorapor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Otorapor Bakırköy Şubesi'ndeyiz ve yanımızda Süleyman Poyraz var. Süleyman kardeşim benim daha önceki videolarımda da misafirim oldu. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Ne zaman arasam, ne zaman başım sıkışsa, ne zaman bir konuyla alakalı bir şey merak etsem Süleyman'a inanılmaz derecede anında ulaşabiliyorum. Hemen çat diye telefonu açıyor. Ben anlatıyorum, o bana fikrini söylüyor, bildiği şeyleri söylüyor. Ki otomobille alakalı da A'dan Z'ye her şeyi biliyor. Daha önceki videolarımızda olduğu gibi bunu mutlaka söylüyorum. Otorapor ailesinde harika profesyoneller çalışıyor. Gerçekten evet, boş gerçekten. Adamlar değiller yani. Gerçekten. Otorapor ailesi olarak yani iyi beyinler, deneyimli ustalarımız çok mevcut. Yani genel ailemiz olarak tüm ustalarımız içlerinde gerçekten çok iyi beyinler ve çok iyi ustalarımız mevcut. Bu haftaki konumuz, Süleyman'la konuşacağımız konu, TOSEB Başkanı'nın açıkladığı verilere göre trafikte şu an 2 milyona yakın ağır hasarlı araç var. Doğru. Bunu en başta sana soracağım. Bu konu hakkında fikrin nedir? Neler söylemek istersin? Tabii ki de. İlk önce ondan başlayalım. Ülkemizdeki araç piyasasında ağır hasar kayıtlı araç sayısı 2 milyonu geçkindir. Çünkü neden? Bizim ülkemizde çoğu araçlar ağır hasar durumuna geliyor ama kayıtta ağır hasar kayıtlı gözükmüyor. Evet. Araç cidden çok ciddi kazaya maruz kalmış. Aracın tavanı, şasesi, airbag sistemi veya araç ortadan ikiye bölünmüş oluyor. Evet. Ama bu araçlarda herhangi bir kayıt olmadığı için hatasızmış gözüyle görülebiliyor ama iş gerçekten öyle değil. Burada dönem bizim Otorapor bayilerimizin yapmış olduğu profesyonellikle evet. insanlara bunun aracın en azından bilgisini vermek, tabii raporunu çıkarmak ve bunun sunumunu yapmak. Tabii ki de. Tabii ki de bizim asıl görevimiz aracın durumunu inceleyip alıcı ve satıcıya tek tek anlatmaktır. Harika. Şimdi sana iki tane sorum olacak. O sorulardan bir tanesini başlangıcında şöyle bir durum var. Biliyorsun pandemi, çip evet. krizi, kur fiyatları yüksek olması, evet. sıfır araçların ülkeye girişinin olmaması, en azından az olması evet. insanları, beni de dahil, seni de belki, ikinci el piyasasına yönlendiriyor. İkinci el piyasasına yönlenirken insanlar bu ağır hasarlı araçlarla çok karşılaşıyorlar. Tabii ki de. Otoraporlanmayan araçların durumunu zaten ortada görüyoruz. Kesinlikle. Bir araç otorapora girdiği zaman bütün detaylarıyla bakılıyor ve bilgisi veriliyor. Tabii ki de. Sana şunu soracağım. Ağır hasarlı araçların onarım aşaması sence nasıl olmalı? Ağır hasarlı diye adlandırdığımız araçların onarım aşaması şu şekilde olması gerekiyor. Aracın aldığı hasar bölgesine göre araç ön kısımdan çok ciddi bir hasar aldı. Aracımız bu hasara dayalı olarak şasesi, podyesi, kulesi hasar görebilir. İçerideki kişilerin canını korumak için airbagler de aktif olup devreye girip kişiyi koruyabilir. Evet, evet bu durum gerçekleşebilir ama bu süreçte tamir ve tadilat durumunda o airbagler kesinlikle sarılıp, yerine başka bir şey koyulup, üstü kapatılıp direnç atılamaz. Airbag sıfırıyla değiştirilir, sistem orijinal haline getirilir ve kullanılır. Aracın ön kısmında, yürüyen aksamında radyatör kısımları, panel, şase gibi hayati durumlar, bunlar kesinlikle böyle kaynak yapılıp, üstü boyanıp piyasaya sürülemez bu araçlar. Şase değişmesi gerekiyorsa değişmesi gerekiyor. Aracın yürür aksamında salıncaklar, amasörler, rotiller, taşıyıcı aksam, rot başları, bunları düzeltmek, ısıtma yöntemi, kaynakla bunlar olmaz. Bir BMW aracından ele alalım. Hı-hı. Çok ciddi, yüksek süratlerde ön takımındaki kaynak ve ısı işlemleri aracın yüksek süratte kırılmasına, kopmasına neden olabilir. Evet. Ve bu aracı kesinlikle üzerindeki şoför kim olursa olsun bu aracı tutamaz. Evet. Çok ciddi bir kazaya maruz kalır. Zaten araç öncesinde ağır hasar kayıtlı. İster istemez kasanın direnci zayıflamış. Sadece koruma portföyü azalmış, insanı koruyamayacak, bu daha kötü bir durum. Kesinlikle yetkili servislerde, yetkili servis diye adlandırmayın. Bu işlemi yapacak kişinin kesinlikle mesleki yeterlilik belgesi olması gerekiyor. Yani bu işlemi yapabilmeye yetkisi, bilgisi, deneyimi olması gerekiyor. Yani sanayideki A şahıs, B şahıs bu araçları yapmamalı. Yapıyorsa da bu araçlar trafiğe çıkmamalı. Yani yapıyorlarsa da deneyimli usta çalışmaları... Deneyimli ustalar, mesleki yeterlilik belgesi olması gerekiyor. Yani bu adam evet işi çok iyi biliyor olabilir ama standartlara uyması gerekiyor. Evet. Bir şeyi standartlarına göre yapması gerekiyor. Bu salıncak kırılmış. Kaynatırsak durur, durmaz. Korumaz, aracı da yolda tutmaz. Harika. Yani kesinlikle. Bununla alakalı düşüncem bu ama... Tabii ki de. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi araçlar ağır hasarlı işlem gördükten sonra evet. en azından bizim... Herkes için söylemiyorum da bizim insanımızda evet. aracın kusurlarını saklama gibi bir durum ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Bu da tam bir otoraporlamanın gerektiğini gösteriyor. Bunun otorapor en çok burada devreye giriyor. Araçta herhangi bir hasar kaydı yok. Kişi diyor ki aracında 2-3 parça boya var diyor. Evet. Ekspertiz noktasına geliyor. Aracın şasesi, kulesi,
Yürür aksamı, airbagleri, direği bazen tavanı veya bazen kesme. Yani araç iki araçtan bir araç ortaya çıkmış. Evet. Burada otorapor üstüne tüm düşen görevleri gerçekleştiriyor. Aracın üzerindeki işlemi, durumu, kazayı veya yapılmayıp saklanmaya çalışan şeyleri tek tek raporluyor. Evet. Mesela ben sana çok güzel bir örnek vereyim. Bir BMW markalı aracı. Aracında hasar kaydı yok diyor. Aracında kesinlikle değişen kaza yok diyor. Aracım M3'e çevrildi diyor keyfi olarak. Araca ön kaputu, ön iki çamurlu, ön tamponu, arka tamponu koyuyor. Ondan sonra hatasız ilan giriyor. Ekspertiz noktasına geliyor otorapor bayisine. Araç ekspertiz esnasında göğüste kaplama, şaseler işlemli, podyeler işlemli, yürür aksamda kaynak işlemleri mevcut. Evet. Ama aracı hatasız diye sunuyor. Keyfi olarak ön üç parçayı değiştirdiğini iddia ediyor. Bunlar kesinlikle dolandırıcılık. Kesinlikle aracın üzerindeki kazayı örtbas etme durumları. Ya keyfi durumu diyorsun ama sen... Ya öyle bir keyfiyet yok. Yani çok güzel bir keyifmiş aracın airbag açması. Gerçekten öyle bir keyifmiş. Çok güzel bir keyifmiş. Burada söylediğin şey için teşekkür ederim. Şimdi ikinci soruma geçeceğim. Tabii ki de. Ağır hasarlı araçların tekrar trafiğe girme durumunda nasıl bir denetimden geçmesi gerekiyor? Evet, araç ağır hasar kayıtlı değil. Biz bu aracı çöpe atamayız. Evet. Kesinlikle hurdalığa gönderip de tekrar sac haline gelemez. Bir araç kaza yapabilir, bu araç düzeltilir. Sonuçta bu araç fabrikada sıfırdan üretiliyor. Evet. Kesinlikle. Bunu da yetkili merciler, yetkili servisler, ortalama ülkemizde 20 bini geçkin servis ağı var. Aynen. Bunların içinde ortalama bir kısmı yetkili servis, bir kısmı özel servis, bir kısmı sanayideki tamirhane. Evet, içlerinde çok iyi ustalarımız var. İşini hakkıyla dürüst yapan insanlar var. Kesinlikle birebir tanıdığın ustalar ki söyledin de bunu. Kesinlikle, İsmini kesinlikle. İsmini söylemeyeceğim ama sen evet. Devam et orada. Tekrar bu konuya değinecek olursam, aracın aldığı hasar durumuna göre işlemler düzgün yapılıp, işlem bittikten sonra bunu isterse yetkili merci yapsın. İşlemleri bittikten sonra bu işlemi ekspertiz noktaları ülkemizde normal aracın muayenesini diye adlandırdığımız noktalar bu işlemi gerçekleştirebilir. Ama onlarda da gerçekten bu piyasada muayene istasyonlarında bile bu işlerde şikayetler dönüyor. Atıyorum araçların belirli parçaları değişmiş, aracın üzerindeki motor farklı, evet. Aracın kupa sistemi farklı, araçta veya çok eski muayene normale geçmeyecek ama muameleci diye adlandırdığımız veya arada tanıyan insanlar şeklinde bu tür araçlarda muayeneden geçebiliyor. Evet. Bunlar kesinlikle tarafsız mercilerde. Mesela biz ekspertiz noktasıyız. Evet. Bir araç alım satım esnasında aracın ekspertizini yapıp kişilere bilgisini sunuyoruz. Evet. Bu araçların da kontrolünü ekspertiz noktaları, TS standartlarına uygun noktalar gerçekleştirebilir. Aracın airbag sistemi düzgün onarılmış mı? Aracın şasesi düzgün bir şekilde montaj yapılmış mı? Şase tekrar ezik büzük kalmış mı? Bunların kontrolleri çok ciddi bir şekilde yapılıp trafiğe çıkabilir araç. Ama ülkemizde kesinlikle ağır hasar gören araç sanayide ön tamponu boyanıyor, kaputu boyanıyor, airbagler kaplanıyor ve direkt trafiğe çıkıyor. Kesinlikle trafiğe çıkma esnasında bir önlem veya bir kontrol aşaması yok. Ülkemizde yani böyle bir nokta yok. Şöyle bir durum olması gerekiyor. Şimdi fabrikadan sıfır çıkan bir aracı teste sokuluyor ya. Tabii ki de. Orada testi Eurocup. Eurocup mesela. Evet. Bunun da aynısını ağır hasarlı araçlara uygulanması ya mı kesinlikle gerekiyor? Kesinlikle zaten sıfır araçta böyle bir test öngörülmüş. Ya araç evet. Sonuçta sıfır. Evet. Yani adamlar sıfır araç için bunu görmüşler. Bizim ülkemizde sıfırdan sonra araç kullanılıyor. Ağır hasar görüyor. Sanayide hangi ustanın nereyi tamir ettiği, nereyi düzelttiği, nasıl bir işlem yaptığı bilinmeden evet. Tekrar binicinin altına veriliyor. Evet. Bir binici bu aracı bilmeden ailesiyle uzun yol esnasında bir problem yaşadı ve kaza yaptı. Allah korusun. Bunun vebalini kim verebilecek? Evet. İşin maddi boyutunu geçtim. Bir ailenin hayatı söndü, gitti. Evet. Belki bunlar da oluyor gerçekten. Tabii ki de oluyor. Tabii ki de oluyor. Peki bunun için çare en azından ekspert süreci olarak çare otoraporlama. Ya tabii ki de. Ben şunu kesinlikle altını çiziyorum. Araç isterse 1000 kilometrede olsun, isterse 1 milyon kilometrede olsun. Hı hı. Aracı almadan önce kesinlikle otoraporlayın diyorum. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle otoraporlayın diyorum. Ya, teşekkür ederim söylediğin şeyler için. Rica ederim. Süleyman Poyraz'la çekmiş olduğumuz videonun sonuna geldik. Siz de mutlaka aracı alırken, satarken otorapor bayilerine getirin. Kafanız rahat etsin diyoruz. Süleyman çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aklınızda kalan sorular olursa, söylemek istedikleriniz olursa yorumlarda buluşalım. Ben bizzat cevaplayacağım yorumları.